Belki ileriki bir dönemde burun ameliyatı sonraki dönemde neler yaşadığımı da aktarabilirim size. Bunlar bir hafta sonra falan çıkacak. Evet, üstümüzü giydik şu an. Arkası inşallah görünmüyor. Lan bir de şöyle bir çorap da evdir. İçeride herhalde yemiş başlamışlardı. Alkışta ya sanki. Ameliyattan çıktım şu an. Yeni ayıkıyorum. Nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Gerçekten güzel. O ilgi alaka çok iyi şu an. Yağları falan kaçırmıyorum. Hemşire hanım çekiyor videoyu. Gerçekten teşekkür ederim. Evet, şimdi hastanede çıktım. Gidiyorum, taksi arıyorum. Daha doğrusu taksi bulabilirsem. Hepsi dolu geliyor ya. Bir de az önce bir dakika arabalar geçti de az önce 2-3 defa üst üste hapşurdum. Ödüm bir taraflarıma kaçtı. Burnumun üst tarafı biraz bir sızladı da bir hocaya soracağım bakalım bir şey olur mu olmaz mı çünkü sıkıntılı hapşurdum yani. Şu an 3. günün sabahındayız. Biraz daha fazla ödem var. Gece biraz uyuyabildim. Gayet iyiyim. Sadece biraz sızı vardı ilaçlarım geç aldığım için. Şimdilik böyle. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak. 5. günün sabahındayım. Bugün biraz gece sıkıntılı geçti çünkü sıcak çoktu. Şimdi muz yiyeceğim. Bakalım sonra tekrardan sıvı sıkacağım burnuma ve devamlı nemli tutmaya çalışıyorum. Çok dudağım çok kurudu nedense bilmiyorum da. Şimdi bunun içindeki kanlar kurumasın diye tekrar gece buraya bant koyuyordum ben şöyle. Bu düşmüş. Daha önce videoda gördüğünüz. Çok fazla kurumuştu diye sıkmıştım bir yarım saat önce. Şimdi bir daha deniz suyu sıkacağım. Ondan sonra kapatacağım. Biraz tuzlu olduğu için birazcık öyle yakma hissi var. Ay. Bir de kaşınıyor. Kaşınıyor. Ay. Dikişimleri olduğu için hala tamponun biraz kaşıntı yapıyor. Bakalım. Yarın zaten tamponlar alınacak. Dört gözle onu bekliyorum yani. Şu anda 5. günün akşamına doğru geliyoruz. Aşırı sıcak. Şimdi şöyle koyacağım buraya da sıcaklığı. 31 dereceydi. Ben şimdi daha yeni akşamüstü olduğu için 31-32 derecelerden aha düştü bak böyle. Çok kan falan görünmesin de. Yani aşırı sıcaktı. Allah'tan ameliyatın 2. günü şöyle vantilatörümü almışım. Oo. Es baba es. Yoksa var ya rezil olurmuşum. Ciddi söylüyorum rezil olurmuşum yani. Aşırı sıcaktı bugün. Neyse yarın tamponları aldıracağız. Aldım bir tanesini. Hepsi bu kadar. Öbürünü de aldık mı işlem bitiyor. En zor aşaması burası. Biliyorsun bu işlemlerin. Hatta bazen bu ameliyattan daha zor olabiliyor. Ama bitti. Hepsi bu. Oh. Artık nefes alman da rahatlayacak. Merak etme yani. Zor muydu? Bu ameliyatta daha zor gerçekten. Şimdi rahatladın mı? Evet, Bir rahatladım. nefes al bakalım şimdi. Daha kolay. Biraz orada tabii sekresyon var. Onları da temizleyeceğiz. Ondan sonra rahatlayacaksın.
Tamam. Ay, arkadaşlar bugün biliyorsunuz tamponu çıkarttırdım. O kadar rahatladım ki anlatamam. Harbiden burundan nefes almak nimetmiş yani. Doktoruma gerçekten tekrardan çok teşekkür ederim. Çok çok yardımcı oldu bana. Yani çok motive etti beni. Tampon biraz adamı konfor alanından uzaklaştırıyor. Onun için şimdi daha iyi hissediyorum. Yaklaşık 4-5 gün sonra da şu üstteki tampon çıkacak. Bakalım ondan sonra nasıl bir hal alacak göreceğiz hep beraber. 7. günde bitiyor. Ödemler daha çok indi. Şöyle göz altında biraz morluklarım kaldı. Şöyle tampon çıkmış hali. Şöyle yamukluk var mı yok mu tam ben çözemedim ama ufak milimetrik olabilir belki. Sonradan düzelebilir. Ben şu burun delikleri eşitlenmesi için olan şeyi de alacağım, takacağım. Doktorum aslında gerek yok dedi ama ben hani takayım da içimde kalmasın, sonradan pişman olmayayım diye alacağım, takacağım. 7. günden sonrası yok, daha iyi, daha iyi. 8. günün sonundayız arkadaşlar. Akşamüstü, arada akşamüstüleri şöyle çıkıp yürüyüşler yapmaya başladım. Daha iyi, şişikindi biraz. Bugün 9. günün akşamı, gayet iyi hissediyorum. Biraz burnumda kuruluk var. Bir de içinde herhalde kan kuruluğu da olduğu için böyle tam nefes alamıyorum. Yarın büyük ihtimal alçılar çıkacak gibi. Doktor beyle görüştüm. Yarın şu üst alçı da çıkacak. Onun dışında bir sıkıntım yok. Evet, şimdi tamponları alacağız. Tamponları çıkartacağız. Daha doğrusu tamponları diyorum. Alçıyı çıkartacağız. Tamponları geçen hafta almıştık yani. Biraz arkaya doğru yaslanın lütfen. Tamam. Bu acımayacak. Geçen seferki biraz bir tık acımıştı. Bunun daha kolay geçeceğini tahmin ediyorum. Hem senin burnunu göreceğiz. Biraz rahatladı hocam, devamlı kaşıntı yaşıyor. Tamam, şimdi artık sen zor zamanlarını bitirdin. Bundan sonra morluklar geçecek, iyileşmeler başlayacak. Tabi bantlar uzun süre kaldığı için bir de şöyle bir kötü bir döneme denk geldin. Havalar gerçekten sıcak, sıcak yani. Evet hocam. Havalar sıcak olduğu için cilt hassas tabi. Tabi bantlara bağlı biraz kızarıklıklar olmuş. Bunlar normal. Havalar da çok sıcak tabi, onun etkisi biraz. Biraz kafadan bir yapıştırıp alınca ciltte bir yağlanma, kızarıklık oluyor. Normal yani. Beklenen bir şey, öyle söyleyeyim sana. Çok neredeyse hiç güneşe çıkmadım hocam ama evet. Çok dikkat ettim. Ama, ama şöyle, birinci hafta için bence ödemi gayet iyi. Öyle bir fazlalık yok, onu söyleyeyim. Çok daha böyle kötü morlukların olduğu hastalarımız da oluyor biliyorsun. Şurada ayna var, hemen gelip bir bakar mısın? Evet. Bu tabii çok daha inecek yani. Ama burnunun üzerindeki o kemer gitti. Yandan görüntüsü erkek burnu için uygun olan burun. Kalkıklığı güzel. Evet. Ödem var. Ödemi de hallettiğimiz zaman daha da oturacak. Evet, ondan bu... daha bir tık yani şu hali bile bence hani bence burun ucu yukarıya doğru kalkık. Evet. Ama dengeli. Açılarımız iyi. Evet. Bu haliyle bile çok evet, bu haliyle gerçekten. Dengeli oldu. Bir de ben, en önemli konu tabii yüzünle uyumlu olması. Evet. Yüzünle uyumlu olması ve doğal görünmesi. Yapay burunlar sonuçta erkekte o kadar tercih edilen bir şey değil. Evet. Biliyorsun. Barbunoz dediğimiz bayanlarda bazen yapıyoruz onu ama evet. Sende çok daha doğal olması gerekiyor. Bence şu hali iyi. Dokunma nasıl olacak hocam? Şuralarda hala şişlikler var, ödem var. Bu bölgede biraz his kaybı yaşayacaksın. Bunun geriye dönmesi 6 ayı bulabiliyor. Hı-hı. Bu yaptığımız kesilere bağlı. Burada sinirlerde de tabii ki bir miktar hasar oluşuyor, kesiye bağlı. Cilt üzerinde his kaybı yaşayabilirsin, özellikle burun ucunda. O 6 ay sonra tamamen normale dönüyor, hiç merak etme. Bir burun tıkanıklığı olabilir, hafif. Çünkü orada içeride kabuklardan dolayı. Hı-hı. Kabuklar da peyderpey tuzlu su kullandıkça açılacak yani. Şişlikte de bir tık, iki tık daha böyle inme olacak. Ama tabii en önemli konu tamponlar, silikonların çıkması. Onlar çıktıktan sonra rahatladın zaten. Evet, çok. Şimdi bir bant daha yapıştırmamız gerekiyor maalesef. Bir bant daha kullanacağız yani. Bir posta daha.
Yaklaşık bir 5 gün daha bantlı olarak duracak. Ondan sonra da işimiz bitiyor. Ondan sonra masaja başlıyoruz. Bantlar çıktıktan sonra da yüzünü hafif şekilde bu burun kısmına, özellikle sırt kısmına hafiften masaj yapacağız. Aşağı doğru mu yapıyorum hocam? Aşağı doğru. Yukarı doğru mu? Şu şekilde masaj yapacağız. Şu şekilde. Evet. Şuranın daha incelmesi için. İncelmesi için. Onu ben tarif edeceğim sana. Tamam, tamam. Bir de tuzlu su kullanmaya devam edeceksin. Tuzlu su. Kullanıyorum hocam. Okyanus suyu dün gece saat 2'de gittim aldım hocam. Çarpmaman gerekiyor. Yani yatarken sırt üstü. Sırt üstü. Dikkatli olacaksın yani. Peki yan yatmaya ne zaman başlayabilirim? Yani hocam, bence yan yatma için çok acele etmemek lazım. 1-2-3 hafta geçsin. Tamam hocam. 1-2-3 hafta geçsin. O da çünkü sıkıntı olabilir. Onda da dikkatli olmak lazım. Tamam hocam. Ama ilk görüntü iyi. Tamam hocam. Hocam. Bunlar bir hafta daha kalıyor. Hava gerçekten sıcak. Doğru. Biraz bu alerji yapmış yani. Kızarıklık ondan. Hiçbir problem yaratmaz. Düzelir. Sıkıntı değil. Ama biraz böyle sanki büyüklük var ama o küçüğünü olacak değil mi? Tabii ki. Daha çok şişen. Bir de şöyle. Hani şimdi ciltte bu ödem komple gider. Ama mesela yüzünün altın oranları var. O altın oranlara uygun olması gerekiyor bunun. Hani senin yüzün zaten böyle fındık kadar bir burun olmaz. Yani şu altın oranlar dediğimiz oranlar var. Mesela bunları biz ölçerek yapıyoruz. Girmeden önce de ölçüyoruz. Ameliyatta da bakıyoruz yani. Yani sonuçta o oranlara ulaşmış olacağız. Tabii ki. Yani en gerçekçi, en yaklaşık değerlendirme senin için ameliyatta çektiğin video. Ona bakabilirsin yani. 6 ay sonra biz o seviyeye ulaşacağız yani. Şimdi çok acele etme yani. Oraya tamam, daha şey var. Oraya daha vakit var yani. Daha sonuçta bu ne ödem ne olduğumuz zamandayız yani. Evet. Yazıldığı için sanki onu da çok farklı hissediyorum. Evet, olabilir. Ben alerjide bunu hissediyorum genelde. Sıcak havalarda daha fazla burada alerji oluyor. Hı. Şimdi bu tamamdır. Bu yaklaşık olarak burnunda bir hafta kadar kalsın. Zaten bu sıcaklarda bu bir hafta durmaz. Ben öyle düşünüyorum. Bir haftadan önce bu gider de. Kendisini düşer. Kendisi düşer diye düşünüyorum. Ama düşmezse de bir hafta falan kalsın yani. Öyle söyleyeyim sana. Evet. Çarpmamaya dikkat et. Üzerine yatma. En önemli konu bu. Tamam hocam. Yani banyo edebilirsin. Duş almanda sıkıntı yok. Vücudunu yıkayabilirsin. Kafanı arkaya atıp onu da yıkayabilirsin. Evet, yapıyorum zaten. Yok. Ama diğerlerini dikkat edeceğim. Bu tarafta sanki hani böyle kaldırıp bakınca bir et var, parçası var gibi görünüyor. Yok, et değil de orada burun etleri ödeme bağlı olarak çok büyümüş oluyor genelde. Sonradan gidiyor mu peki hocam? Nasıl? Sonradan gidiyor mu peki hocam? Gider. İnceliyor, bu da psikolojik bir olay. Normalde dikkatini çekmeyen ayrıntılar dikkatini çekmeye başlıyor. İçeride tabii orada da dikişler var ama dikişler eriyen türden dikiş. Onları almamız gerekmeyecek yani. Dolayısıyla sen burnuna tuzlu suyu sıkmaya devam et. Dikkat et, çarpma. Bir hafta sonra burada olursan kontrole gel, ben bakayım. Eğer burada olmazsan bana bir fotoğraf. Tamam hocam. Yani şehir dışında olur, falan da olsan önemli değil. Atabilirsin. Tamam hocam. Şimdi havaalanından indim. Arabaya aldım. Bodrum'da şu an hava 42 derece. 42 derece. Böyle bir şey yok. Yanıyor, eriyor yani. Asfalt eriyecek artık. Böyle bir şey yok. Ben böyle sıcakta da niye geldim bilmiyorum ki. Siz dikkat edin arkadaşlar. Çok sıcağa çıkmayın. Benim burnum ondan dolayı çok sıcağa maruz kaldığından dolayı zaten alerji olmuş. Yani her zaman vantilatörün önündeydim falan ama yine de havalar aşırı sıcak olduğu için bu yaz olmuş yani. Dikkat edin siz. Bugün 12. gün. Daha iyi hissediyorum. 1-2 gün içinde bantlar da çıkacak. Ya burun içinde şu sağ tarafta, burun içi kanadında içeri taraftan kıkırdak biraz öne kaydı sanırım. Yani dış görünüş olarak herhangi bir sıkıntı yok ama içeride ufak bir sorun oluştu. Onu doktora konuştum. Biraz zaman geçmesi lazım. Düzelebilir, düzelmeyebilir dedi. O sonradan çok küçük bir operasyonla düzeltiriz dedi. Bir sıkıntı olmaz dedi.
Onun dışında bir sıkıntım yok. Gayet iyi hissediyorum. Dün çok çok fazla böyle ayakta durup iş yaptım, çok eğildim falan. Biraz sızı yapmıştı geceye doğru. Ama iyiyim, gayet düzeliyor yani. Şöyle göstereyim. 16. gün sanırım herhalde. Günler biraz karıştı. Bu arada ben denize de giriyorum. Doktoruma sordum, girebilirsin dedi. Hatta bana kalırsa iyi de geldi. Tabi tehlikeli atlayışlar falan filan yapmadım. Normal şekilde girdim. Ama normalde de yumuşaması için videoda da göstermiştim size. Okyanus suyu, yani deniz suyu kullanıyorduk yumuşaması için. Denize girdiğimde bildiğiniz içindeki bütün pislikler hep çıkmaya başladı. Çok hoşuma gitti. Ben de gayet güneşe dikkat ederek akşamüstü denize girdim. Atlayış falan yapmadım. Dikkatli şekilde burnuma dikkat edecek şekilde girdim. Şu anlık bir sıkıntı yok. Şöyle son bir göstereyim. Şöyle hafiften bir var gibi görünüyor ama işte biraz da beklemek istiyorum. Her gün değişiyor. Şöyle hafif bir kıvrımı var gibi ama belki gidecek, ödemden dolayı da olabilir. Bekliyorum yani, bakalım. Sonucu zaten göreceksiniz. Tabii bu arada bir beğenmeyi, abone olmayı, özellikle yorum yapmayı, nasıl olmuş, sizce iyi mi, kötü mü, durum nasıl, yorumunuzu da alırım bu arada. Günleri karıştırdım artık. Bugün kaçıncı gün? 8-19. gün. Havaalanındayım şu an. Memlekete gidiyorum, Adıyaman'a. Bu arada tabii ya. Şimdi de son durumu göstereyim. Hafiften şişlikler inmeye başladı ama bakalım. Şu görüntü bence gayet iyi. Şurada çok hafif bir, şurada belki. Şuraya bir parça koyalım. Şundaki şey kayboldu ama, değil mi? Şurada hafif bir böyle katlantıdan bahsediyordun. O geçti. O geçti işte, o hep fazlalığını yaptı ama. Ondan sonra çöküntüden, sizin daha önce dediğinizde çöküntü geçmez. Onun ufak bir operasyon yapmamız gerekiyordu. Şuraya bir parça koymayı düşünüyorum. Şuraya. Biraz arasını böyle şeye kaldırmak için, yani ayağa kaldırmak için. Şurada yok zaten. Şuraya hafif bir parça koyarsak. Sol profilden çok memnunum hocam. Şuralara hiç dokunmayacağız. Buraları açmayacağız. Şuraya biraz koyacağız. Belki biraz da şuraya koyacağım hocam, öyle söyleyeyim sana. Çok öyle zorlu bir işlem değil yani. Gece kalman gerekmeyecek. Tampon koymayacağız. Evet. Narkoz alacaksın. Narkoz. Tamam mı? Yani seni çok ilgilendiren bir konu değil. Evet. Revizyon değil de küçük bir düzeltme gibi düşüneceğiz onu. Bunu açıyoruz. Şuraya bir parça koyarız. İşte o öndeki şu ufak parçanın fazlalığından dolayı karşı profilden sağ taraf komple yamukmuş gibi görünüyor. Yamuk değil aslında var. Da şurada biraz böyle bir... O çöküklük ve etin hafif fazlalığından dolayı karşı profilden öyle görünüyor. Yoksa burnun böyle tam ortada yani. Bence evet. Hiçbir sıkıntı yok yani. O konuda evet. Buradan buraya doğru. Belki bunu dolguyla da yapıyoruz ama dolguya gerek yok. Bence açsak daha iyi. Kalkıklığını falan değiştirmeyeceğim. Şöyle kalacak yani. Öyle söyleyeyim sana. Belki biraz şöyle hafif daha dik durabilir. Evet arkadaşlar. Ortalama 7 ay falan oldu. Neredeyse. Şimdi ufak minik dediğim gibi bir yamukluk görünüyordu zaten. Videolarda da bellidir. Şu an ikinci aşamasındayız ve bugün kaçıncı? 7. ayın. Yani biz Mart'tayız. Evet, Mart ayındayız. Ben ortalama Ağustos gibi ameliyat olmuştum yanlış hatırlamıyorsam. 7 veya 8. aydayız yani, öyle düşünün. 2 hafta sonra tekrardan bir küçük operasyon, sadece bir düzeltme yapılacak. O da tam anlamıyla göstereyim. Zaten görmüşsünüzdür yani, videoya koyacağım. Doktor Bey'le görüştüm. Aynısını ona da belirttim. Şöyle size direkt karşıdan göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şu tarafta hafif bir, şöyle aşağıya doğru şu uçta bir çöküntü var. Ve aynı zamanda burada da var. Tam anlaşılması için şöyle bir döneyim. Şöyle gördüğünüz gibi şurada hafiften bir çöküntü var. Çok az. Yani dikkatli bakılmadıkça belli olmuyor. Bir de fotoğraflarda özellikle çok sırıtan bir şey. Şurada bir
İşte o çöküntüden dolayı şu taraf biraz fazlalıkmış gibi görünüyor. Şöyle ben size yandan göstereyim. Şöyle de göstereyim. Siz farkı kendiniz anlarsınız zaten. Onun için 22 Mart'ta tekrar bir düzeltme operasyonu olacak. Düzeltme operasyonundan sonra part 3'ü de belki çekebilirim. Şu an part 2'yi bitirmiş bulunuyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Ondan sonraki süreci tekrar sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın ama.